Vanilla ice. Neden bu kadar düşüncelisin? Abimle birlikte dondurma alacağız. Terin esiyor falan. Çok işimiz var. Buradan çıkalım. Bunu biliyorum zaten. Döner. Kimseye söylemeyin ama saçlarımı taramadım. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra tekrardan buluştuk. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz ki hastaydım. Gerçekten halen hastayım ama çok böyle videosuz bırakmak istemedim sizi. Yeni güzel içerikler Instagram için, YouTube için maalesef ki şu son bir haftadır çıkaramadım. O yüzden hazır biraz daha iyi hissediyorken bir tane vlog çekip paylaşayım dedim. Hem böyle biraz hasret gidermiş oluruz hem de ya şu an için ne çekebilirim hiç bilmiyorum. Bir soru cevap çekecektim. Beni tanıyın çekecektim. Çünkü biliyorsunuz ki 10.000 olduk sonunda. Hatta 10.100 olduk. Beni bugüne kadar destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Abone olan, like atan, yorum atan, her daim destek olan Instagram'da, YouTube'da, yani herkese, atmayanlara bile, sadece izleyenlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Evet, yavaş yavaş büyüyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor hem de çok duygulandırıyor. Fondötenimi yüzüme geçiyorum hemen hızlı bir şekilde. Bugün aslında biraz yürüyüş yapmak istiyorum. Biraz annemle zaman geçirmek istiyorum. Doğada yürüyüş çok iyi gelecektir. Çünkü birkaç gündür sadece evdeyim. Bir de bugün abimle buluşmayı düşünüyoruz. Yani abimle, yengemle. Birlikte dondurma yemeğe gideceğiz. Bir şeyler yeriz bilmiyorum. Bakalım. Bu arada kullandığım kapatıcı Too Faced'in Born This Way isimli kapatıcısı. Ve bendeki vanilla rengi. Kimseye söylemeyin ama saçlarımı taramadım. Kötü şu an biliyorum. Yapacak bir şey yok. Bugün de böyleyiz. Çünkü cidden çok fazla ısı kullanmak istemiyorum. Bir de bunu kullanmak istiyorum. Bu Benefit'in kaş sabitleme jeli. Bunu bir kullanalım. Mini boy bu arada. Tamam. Bu da tamam. Şimdi hemen göz makyajına geçelim. Bunu kullanacağım. Zoeva Cocoa Blend isimli far paletini kullanacağım. Bu renkle tüm göz kapağıma geçeceğim. Sonrasından katlanma bölgesine bu rengi geçeceğim. Ve ortalara da bunu ya da bunu falan geçerim diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak ben bundan biraz alalım. Bu arada ojelerimi falan yapmam lazım. Ama acelemiz yok. O yüzden rahat rahat her şeyi halledebiliriz. Bu arada sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçti bensiz? Şunu alıyorum. Şuraya koydum biraz. Biraz da buraya. Sonra dağıtmaya başlıyorum. Böyle bir fırça alıyorum ve şu iki rengi karıştırıyorum. Bunu da buraya geçiyorum. Kirpiklerime maskara geçiyorum. Bu arada kullandığım maskara Maybelline Sky High. Çok iyi. Şimdi de dolduruyorum aynı şekilde. Çünkü ruj falan geçmek istemiyorum sonrasında. Bu kadar yeterli. Bu arada geçenlerde tekrardan bir şeyler sipariş ettim. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Ve bu arada bakar mısınız ne kadar çok tester koymuşlar. Ya bunu gördüğümde çok mutlu oldum. Çünkü genelde sadece 1-2 tane falan koyuyorlar parfüm testleri. Ya çoğusunu biliyorum zaten parfümlerin ama yani teşekkür ederim. Armani var, Dior var, Isor Logon var. Ben çok severim parfüm, o yüzden böyle testerler gerçekten çok işime yarıyor yeni parfümler keşfetmek için.
Zaten üçünü de tanıyorum ve hatta evde de var. Armani kot var evde, bir de bu var. Ama bu yok. Bu bana çok ağır geliyor. Çok vanilya geliyor. O yüzden almadım. Aylardır bunu kullanıyorum. Neredeyse ya bir senedeydi. Gerçekten aylardır bunu kullanıyorum ve çok memnunum. Sonrasından BB cream aldım. Yaz için biliyorsunuz tatile gideceğim. Orada çok böyle ağır ağır fondötenler kullanmak istemiyorum. Çünkü beni çok rahatsız ediyor. Ciltteki fondöten hissi gerçekten çok rahatsız edici, bilmiyorum. Hani inceyse okey ama çok kalınsa rahatsız edici. Bu üründeki güzel olan detaylar şu: hem cildi nemlendiriyor hem de bir güneş koruyucu fonksiyonu var. Yani fiyatı bir BB cream için çok uygun değil. Ben 30 euroya aldım. Yani pahalı bir BB cream için. Kapatıcılığı çok yüksek değil. Sadece hani morlukları biraz daha yumuşatıyor diyebilirim. Çok hafif kapatıyor, yani çok 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 hafif. Ama ciltte hiçbir şey yokmuş görüntüsü veriyor. BB cream arayışındaysanız kesinlikle bu ürünü tavsiye ediyorum. Ben hazırlandım sonunda. Şimdi birazdan evden çıkış yapacağım. Ama bu bilgiyi paylaşmadan edemeyeceğim. Birkaç güne Almanya'da havalar 36 derece olacakmış. İnanılmaz bir rakam değil mi? Ya kahrolsun küresel ısınma gerçekten, ama her şeyin sorumlusu biziz aslında. O yüzden şikayet etme gibi bir hakkımız yok. Bu dünyayı biz bu hale getirdik. Birkaç sene sonrasını hiç düşünemiyorum. Daha felaket olacak. Bakalım hayırlısı. Şimdi buraları da biraz toparlamak istiyorum. Çünkü her yerde yine makyaj yaptıktan sonra genelde böyle oluyor. Ve genel olaraktan odamı falan bir toparlamam lazım, bir toplamam lazım, silip süpürmem lazım. Çünkü durmadan kıyafet değiştirdiğim için ve tatil için kıyafetler ayırdığım için sizlere birazdan gösterebilirim. Hatta aldığım çantaları, H&M'den aldığım çantaları bir köşeye koydum. Kıyafetlerin bavulunun üzerinde. Ama ileride bir yani tatil günü yaklaşsın. Benimle bavul hazırlayın gibi videolar çekmeyi çok istiyorum. Eminim siz de çok eğleneceksiniz izlerken. Şurada bavulum var, burada dumbbell var ve burada da götürmek istediğim kıyafetlerin bir kısmı. Bir kısmı. Dikkatinizi çekerim. Daha çok şey var, çok işimiz var ama hepsini paylaşacağım arkadaşlar. Merak etmeyin, neler götürdüğümü de sizlere göstereceğim tabii ki de. Çıkmadan hemen sizlere ne giydiğimi de göstermek istedim her zamanki gibi. Şöyle bir üst giydim. Bu eski sezon Zara. Böyle buradan bağlayabiliyorsunuz falan. Çok hoş. Pantolon da yeni aldım zaten. Bir önceki alışveriş videolarımı izlediyseniz biliyorsunuz ki pantolon Zara'dan. Şu an bulabilir misiniz bilmiyorum. Çünkü ben indirimden almıştım. Stoklarda tükenmiş olabilir. Ama bakın skinny çok güzel. Kısa bir lavaboya uğrayacağım. Sonrasından çıkalım. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Anne, hazır mısın? Evet. Let's go. Neden bu kadar düşüncelisin? Böyle ormanlık alana doğru ilerliyoruz. Görüyor musunuz? Her yerde böyle bir şeyler falan yazıyor. Burada merdivenlerden iniyorum. Burada oturmayı ve kahve içmeyi planlıyoruz. Evden kahve getirdik. Geliyor musun? Efendim? Geliyor musun? Geliyorum. Yardım edeyim mi sana? Biliyorsunuz sivilcelerimden dolayı güneşe çıkmamam gerekiyor. O yüzden genelde bu havalarda çıkıyorum dışarı. Çünkü çok fazla ter, çok fazla güneş iyi gelmiyor bana. Burada oturalım bence. Şurada. Şurada oturabilir misin? Annem ameliyatlı olduğu için her yere oturamıyor. O yüzden soruyorum ona da.
burada oturmaya karar verdik. Tam olarak şurası. İkisi bir arada getirdik. Şekersiz tatlandırıcı koyacağız. Bunu da açayım hemen. Yarısını da yere döktüm. Bir de kurabiyemiz var. Termosta sıcak su getirdik. Biraz şöyle bakalım. O baya sıcakmış bu arada. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim tatlım. Bakın şimdi ördeklere bakın. Atıyorum, kurabiye atacağım. Bunlar. Alın. Ya yerim ben sizi ya. Alın. Var ya, şu an çok büyük sevap ediyoruz bence. Al. Şu an ördek belgeseli çekiyorum resmen. Bak. Gemi geçtiği için ilk önce... Bir şey anlatıyordum, yarıda kaldı çünkü kalkmak zorunda kaldık. Gemi geçtiği için ilk önce su çekildi. Sonrasından büyük bir dalga geldi ve oturduğumuz yere kadar, bakın burada oturuyorduk. Her yer ıslandı, o yüzden direkt koşup uzaklaşmamız gerekti. Kahvemizi içtik çok şükür. Tekrardan yürüyüşümüze devam edeceğiz. Hava bugün gerçekten güzel. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Üzerimi falan değiştirdim çünkü hava çok sıcaktı. O yüzden dışarıya çıktım, baktım çok sıcak, hemen eve koştum. Tişört giydim üzerime. Bakınız su burası. Şu an bayağı geçtim çünkü başım dönüyordu. Bu tarafta da tren falan geçiyor. Çok korkutucu. Tren geçtiği zaman komple köprü sallanıyor. O yüzden daha da korkutucu oluyor. Ve ormana giriş yaptık. Orman derken böyle ormanlık alan, tam olarak orman diye geçmiyor burası. Ama harika bir yer ve burası terin esiyor falan. Kuşların sesi falan çok hoş. Baksana. Evet. Bilmiyorum, çok garip, burada birileri mi var? Bu ne? Çok korkuyorum şu an. Ne bu? Bu bir tuzak falan mı şu an? Bu ne? Bilmiyorum. Bu bir tuzak gibi, baksana. Buradan çıkalım bence. Buradan çıkalım. Yani bu çok korkunç. Biz şimdi yemeğe geldik. Neler aldık? Döner teller. Was hast du? Döner teller mit Reis. Lahmacun. Döner teller mit Reis. Yani pilavlı döner. Patates kızartmalı aldım. Ya. Ne yapıyorsun? Bunu ilk defa deneyeceğim. Bu sosu hiç bilmiyorum. Was war das für eine Soße? Das ist Knoblauch Curry. Knoblauch Curry. Yani sarımsaklı köri. Dondurmacıya geldik şimdi. Abimle birlikte dondurma alacağız. Yengem Snickers'ı dondurma istiyor. Ben de spaghetti ice alacağım. Annemle birlikte nasıl olsun? Nasıl ice coffee?
Şimdi dondurmamızı aldık. Birlikte biraz yürüyeceğiz. Sonrasından da eve geçeriz diye düşünüyorum. Dankeschön. Abim de kahve aldı. Ama ice coffee, ne? Ice coffee. Was da drin? Du musst mir erzählen. Vanilla Eis. Ja. Dann Kaffee. Vanilla dondurması, Kahve. Sahne. Und Sahne. Ich weiß gar nicht, was Sahne auf Türkisch heißt. Sahne auf Türkisch. Sie sollen in die Kommentare schreiben, was Sahne auf Türkisch heißt. Okay, Sahne auf Türkisch. Biz yemeğimizi yedik. Çok şükür. Teşekkür ederim. Yemek harikaydı. Dankeschön. Şimdi eve doğru ilerliyoruz. Hava da çok güzel gerçekten. Sıcak. Biraz rüzgarlı. Buraları da biraz göstereyim sizlere. Almanya sokakları. Abim daha demin dedi, takipçilerine çok güzel bir manzara göstereceğim. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Bakalım bizi nereye götürecek? Vay, harika görünüyor arkadaşlar. Beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama şu manzaraya bakın. Şu manzaraya bakın. Şu manzaraya bakın. Ya. Burada nehir var gördüğünüz gibi. Nehir var burada. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama şu mavisi olanı nehir. Buradan bakılınca yol gibi görünüyor sanki. Hiç bir hareketlilik yok. Komple tüm şehire bakabiliyorsunuz. Bence harika. Teşekkürler bizi buraya kadar getirdiğin için. Yavaş yavaş eve doğru ilerliyoruz. Bu ev güzelmiş. İnsanları da evini de çekiyoruz aynı zamanda. Hem beni görüyorsunuz hem manzarayı görüyorsunuz. Geldim nihayet. Kendime çay yaptım. Anneme de çay demledim. İncir de var. Bunları yiyeceğim. Sonrasından edit yapıp bu videoyu atacağım. Destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.